31 Ekim'i geride bırakmamıza rağmen Brexit ile ilgili sayısız soru akılları meşgul etmeye devam ediyor. Brexit olacak mı? Olacaksa ne zaman olacak? Anlaşmalı bir Brexit mi olacak? Anlaşmasız mı? Bir de sadece Türkiye'li toplumu ilgilendiren bir soru var. Ankara Anlaşması Brexit'ten nasıl etkilenecek? Bilindiği gibi Ankara Anlaşması Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki bir anlaşma. Dolayısıyla İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılınca Ankara Anlaşması İngiltere üzerindeki bağlayıcılığını yitirecek. Normal koşullarda bağlayıcı olmaması demek İngiltere'nin Ankara Anlaşması'nı uygulamadan kaldırmak zorunda olduğu anlamını taşımaz. Yani İngiltere uygulamayı sürdürmek yönünde inisiyatif kullanmak istese buna engel bir durum söz konusu değil. Ancak görünen o ki İngiltere Brexit ile beraber Ankara Anlaşması'na da son vermek noktasında tercihini yapmış durumda. Öyle ki İngiltere hükümetinin yapmış olduğu beyanatlar, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışıyla beraber Ankara Anlaşması'nın da uygulamadan kaldırılacağı yönünde. Özellikle anlaşmasız bir Brexit'in gerçekleşmesi halinde Ankara Anlaşması derhal yürürlükten kaldırılacak. Bu konuda yasal düzenlemelerle ilgili somut adımlar atıldı bile. 23 Ekim'de parlamentonun onayını alan kanun hükmündeki bir kararname, anlaşmasız Brexit olması durumunda Ankara Anlaşması'nın derhal uygulamadan kaldırılmasını öngörüyor. Hatta bu destekleyici yasa sadece Türkiye vatandaşlarının değil, aynı zamanda serbest meslek sahibi olarak çalışan, yani self-employed olarak çalışan Avrupa Birliği vatandaşlarının da serbest dolaşım ve yerleşim haklarına son veriyor. Tekrar vurgulamak isterim ki bu durum şimdilik anlaşmasız bir Brexit olması halinde gerçekleşecek. Hükümet yetkililerinin parlamentoda yaptıkları açıklamalara göre halihazırda İngiltere'de bulunan Türkiye ve AB vatandaşları bu durumdan etkilenmeyecekler. Ancak parlamentoca onaylanan destekleyici yasanın ilgili maddeleri okununca hiçbir geçiş dönemi düzenlemesi içermediği görülüyor. Anlaşmasız Brexit olması halinde destekleyici yasa derhal yürürlüğe girecek ve Ankara Anlaşması da derhal uygulamadan kaldırılacak gibi görünüyor. Bir taraftan panik havası oluşturmaktan kaçınmaya çalışırken, diğer taraftan da bu durumu kaygı verici bulduğumu belirtmek istiyorum. Nitekim Ankara Anlaşması altında süresiz oturum hakkı ile ilgili değişiklikler yapıldığında geriye doğru uygulanmış ve birçok insan mağdur edilmişti. Umarız ki benzer bir durumun tekrarını burada da yaşamayız. Bu düzenlemenin hukuken de problemli olduğu kanaatindeyim. Söz konusu destekleyici yasa bir parlamento yasası değil. Hükümet tarafından 8. Henry yetkileri olarak bilinen yetkiler altında geçirilen kanun hükmündeki bir kararname. Parlamentonun onayına tabi olsalar da kanun hükmünde kararnamelerin ciddi bir parlamento kontrolünden geçtikleri söylenemez. Bu nedenle bireylerin hak ve özgürlüklerini etkileyen bu tür düzenlemelerin kanun hükmünde kararnamelerle yapılması uygun olmaz. Nitekim hükümete Brexit ile ilgili konularda kararname geçirmeye etkisi veren Avrupa Birliği'nden çıkış yasası, birey hak ve özgürlüklerini etkileyen düzenlemelerin sadece ve sadece asli parlamento yasaları yoluyla yapılabileceği yönünde hükümler içeriyor. O nedenle bu düzenlemenin yetki aşımı nedeniyle hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu düzenleme yapılmadan hiçbir etki değerlendirmesi yapılmamış olması da düzenlemeyi problemli hale getiriyor. Bu durumun neticelerini zaman gösterecek. Umarız ki müvekkillerimiz ve vatandaşlarımız için olumlu gelişmeler olur. Ancak şu anki verilere göre durumu şöyle özetleyebiliriz. Anlaşmasız bir Brexit durumunda Ankara Anlaşması kesinlikle ve derhal yürürlükten kaldırılacak. Hükümetin açıklamalarına göre bu durum şu anda Ankara Anlaşması vizesiyle İngiltere'de kalan insanları etkilemeyecek. Fakat yakın zamanda geçirilen destekleyici yasanın bu konuda hiçbir endişeye yer bırakmadığını maalesef söyleyemiyorum. Bunu zaman gösterecek. Şimdilik anlaşmasız bir Brexit'in önü kapatıldığından ve Avrupa Birliği istenen uzatmayı verdiğinden Ankara Anlaşması en az 31 Ocak 2020'ye kadar devam edecek gibi görünüyor. Teorik olarak Aralık ayında yapılacak seçim sonuçları bu durumu ve tarihi etkileyebilir
olsa da pratikte böyle bir etkinin olması oldukça zayıf görünüyor. Anlaşmalı bir Brexit gerçekleşecek olursa bu durumda Ankara Anlaşması'nın 31 Aralık 2020'ye kadar geçerliliğini sürdürmesi söz konusu olacaktır. Ankara Anlaşması kaldırıldıktan sonra Türkiye ile İngiltere arasında ikili bir anlaşma yapılması da gündeme gelebilir. Bunun birebir Ankara Anlaşması hükümleriyle aynı olması beklenemez elbette. Ancak yeni anlaşmaya varılması halinde Türkiye vatandaşlarına benzer kolaylıklar sağlanabilir. Gelişmeler şimdilik bu kadar ve yeni gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.